Evet değerli izleyicilerimiz, şu anda Samsun'dayız ama burası Türkiye'deki Samsun değil, Hollanda'daki Samsun. Hollanda'nın Amsterdam'a 30 kilometre mesafedeki Hoorn semtinde Samsun matbaasındayız ve yanımızda Bünyamin Soylu var. Evet. Nedir Samsun'un hikayesi, isim nereden geldi? Evet, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim adım Bünyamin Soylu. Samsun firması şimdi ortalama 35 yıllık bir firma. Babam tarafından kuruldu 89 yılında. Zaman içinde kesim firmasından kağıt ebatlama ve kesim firmasına dönüştük. Yani biz burada ambalaj, kağıt ambalaj üretiyoruz. Kağıt ambalajı gıda, çiçek ve ambalaj branşına üretiyoruz. Toptan satışını yapıyorsunuz değil mi? Toptan, aynen. Son kullanıcılara satış yapmıyoruz. Sadece toptancılara üretim yapıyoruz. Yani ham maddeyi fabrikadan alıp, burada işleme alıp, son haliyle toptancılara satıyoruz. Burada 3 farklı binamız var. Demin de göstermiş olduğum gibi. 2 binamızı daha yeni bir büyük bina haline getirdik. Buradan 400 metre ileride de bir kese kağıdı bölümümüz var. Firma isminin nereden geldiğini de şöyle anlatayım. Babam işte ilk firmayı kurduğunda kendi milli duygularından dolayı, özlemden dolayı Samsun ismini koydu. Ve memleketin? Aynen. Yani 35 yıldır da bu ismi hiç değiştirmedi. Aynı şekilde devam ediyor. Allah'ın izniyle de nice yıllar. Ürünler neyse, Hollanda mı sadece yoksa Almanya ve başka ülkelerde var mı? Ya genelde Benelux ama Hollanda'ya giden ürünler, örnek vereyim, Hollanda bildiğiniz gibi çiçek ülkesi. Buradan dünyanın her yerine çiçek gidiyor. Yani Japonya'da, Amerika'da adam burada çiçeğini aldığında eksportçu. Aynı zamanda ambalaj ürünlerini de alıp gidiyor. Gıdada genelde Hollanda çalışıyoruz. Yani snack house'lar, yani bu işte pastane, fırınlar, pastaneler. Evet. Ama Fransa, Almanya ve Belçika'da da müşterilerimiz var. Tabii oradaki ürün potansiyel çok farklı. Kaliteler bazen çok farklı oluyor. Almanya'da çok farklı ürünler kullanılıyor. Hollanda'da çok farklı ürünler kullanılıyor. Genelde Benelux diyebiliriz yani. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok da büyük bir yeriniz var. Yaklaşık 7000 metrekarelik bir yeriniz var. Kaç kişi çalışıyor burada? Şu anda yani ben ve babamı ve abimi de sayarsak toplam 32 kişi çalışıyor. 35 yıl önce kurulan Hollanda'da Samsun isimli matbaa 35 işçisiyle beraber çalışmalarına devam ediyor. Evet. Gerçekten çok devasa büyük bir üretim yeri var. Sizi tebrik ediyoruz. Başarılar tekrardan diliyoruz. Sağ olun. Hoorn Zwaag'a hoş geldiniz tekrardan. Hayırlı günler. Hollandaca'da bir selam verin kapatalım. Feine Dag verder. Feine Dag verder. Çeşen makinelerini oradan o zaman başlayalım. Tamam. Evet, şu anda Hoorn'dayız. Samsunlu Bünyamin Soylu. Soylu arkadaşımızın fabrikasına geldik. Burada neler üretiyorsunuz? Bir gezdir misiniz? Bize? Evet. Burası Samsun Beytek. 35 yıllık kağıt ambalaj firması. Bizim burada yaptığımız işler ham madde kağıta baskı, ebatlama ve kesim yapıyoruz. Aynı zamanda bu yan tarafta bizim kese kağıt bölümümüz de var. Mesela buradaki gördüğünüz ürün baskı şekilde kağıt geliyor. Bunu baskıya alıp bobin haline geliyor. Bu şekilde burada üretimi alıyorlar. Kesim makinelerimiz var. Bunlar mesela gıda için kullanılan kağıtlar. Bunlar bobin sarma makineleri. Yani bobinden bobine sarıyor. Makinede ebatlamayı yapıyor. Yani büyük bobinden ufak bobine kesim yapıyor. Evet, bunları nereye satıyorsunuz daha çok? Kimler alıyor? Biz bunları büyük toptancılara satıyoruz. Onlar da genelde işte çiçekçilere, ya çiçekçileri satıyorlar. Ama dünyanın öbür tarafına satılan çiçekler burada export deniliyor. Exportçulara gidiyor bu şekilde. Burada 3 tane baskı makinemiz var. Bunlar şu anda ishak olmadığı için çalışmıyor ama bu mesela Türkiye'den geldi. 6 renkli baskı makinemiz. Burası tamamen baskı alanı. Yeni binamız yan tarafı büyüttük biraz.
iki bina ayrı bina vardı. Onun ortasına yeni bir bina inşa ettik ve bir büyük bina haline geldi. Bunların hep bizim elimizde geçen bobinler, yani baskılı roller. Burada gazete kağıdı falan yok değil mi? Normal gazete kağıdı da var. Yani gazete kağıdı, senin gazete kağıdından yok. O baskıyı yapmıyoruz. Evet. Abi bak burayı şimdi gördüğün gibi belki şöyle göstereyim. Burası daha yeni bitti abi. Bak gördüğün gibi şu dış cephesiydi. Eski binanın, bu bina komple yeni yapıldı. Geçen sene açıktı bura. Evet. Burası biraz depo. Evet, burası bayağı büyük. Ham madde bunlar. Ham madde gelince bu ilk önce buraya geliyor. Ya, evet. Sonra buradan ihtiyaca göre. Bu alan yeni yapıldı. Daha bu mallar biz daha geçen hafta yeni buraya yerleştirdik. Çünkü burada yeni bir burada bir bina var. Bu iki binayı şey yaptık, birleştirdik. Hı hı. Aynı zamanda burada yaklaşık 1000'e yakın güneş paneli var. Yani üretimin çoğu güneş enerjisinden üretiliyor. Laptoplarımız var burada. İşte ne diyorsunuz, stok. Burası da eski bina. Yani burası farklı bir binaydı, burası farklı bir binaydı. Ortayı buraya yaptık. Birleştirdik. Aynen. Burası biraz dağınık olduğu için oraya. Burası da depo olarak kullanılıyor değil mi? Aynen. Burası hep depo abi. Üretim burası. Aynen. Hı-hı. Yani stok bayağı var. Toplam kaç metrekarelik bir alan var? 3 hale birden. Abi 3 halde ki bizim burada kese kağıt bölümünde sayarsak. Yani toplam 7-8'de abi, öyle bir şey. Burada 1200 oldu öyle.